Evet, AK Parti MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Ardından da açıklamalarda bulundu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ek vergi iddialarına bir yanıt verdi. Bunlar spekülasyon dedi. Çünkü özellikle gıdada, yiyecekte, restoranlarda %1 olan KDV'nin %10'a 20'ye çıkarılacağına ilişkin iddialar söz konusu sosyal mecralarda. Bu çok konuşuluyor, kamuoyunun gündemine servis ediliyor. Bunlara spekülasyon dedi. İsrail'in saldırgan tutumları için konuştu. Netanyahu'nun bir bölge, hatta daha da ötesi, dünya savaşı çıkarmak istediğini dile getirdi. Herkes önerisini sunabilir. Ekonomi yönetimimiz de ne yaptığını biliyor. Öngördükleri takvim kusursuz bir şekilde işliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, son dönemde sıkça kamuoyuna yansıyan ek vergiler mi geliyor sorusuna yanıt verdi. Resmi açıklama olmadıkça spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Vergi adaletinin sağlanması için yapılan çalışmalardır. Tabii bir taslak söz konusu olduğunda bir taslakta uygun görülen, uygun görülmeyen her şey o taslağa yazılır. Ama son kararı siyasi irade verir. Dolayısıyla herhangi bir şekilde resmi olarak açıklanmamış bu tip spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtmek isterim. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu bayram tatilinin ardından ilk mesai gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Sözcü Ömer Çelik toplantı sonrası kameralar karşısındaydı. Gündeminde ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin görüşmesi vardı. Mecliste grubu bulunan partilerden, bakanlarımızdan bilgi almak isteyenler olursa tabii ki onlara, muhalefet partilerine gereken bilgiler veriliyor. MYK'da İsrail'in insanlık dışı saldırıları da gündemindeydi. Ömer Çelik, Netanyahu ve ekibinin dünya savaşı çıkarmak istediğini söyledi. Bir bölge savaşı, bir dünya savaşı çıkarma konusundaki niyetini açık ediyordu. Kendi kişisel ikballerini garantiye almak için bu soykırım siyasetini yürütmektedir ve başlarına gelebilecek hukuki yüzleşmeden kurtulabilmek için bölge savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Bunun yeni bir aşaması olarak savaşın Lübnan'a sıçratılmaya çalışıldığını açık ve net bir şekilde görüyoruz. Çelik, Suriye'nin kuzeyinde gelişmelerin de yakından takip edildiğini vurguladı. Terör örgütünün yapmayı planladığı sözde seçimlere sert çıktı. Orada bir terör devletçiyi kurmak için, bir teröristan meydana getirmek için sadece bir yöntemin istismar edilmesidir. Buna hiçbir şekilde göz yumulmayacağını ifade etmek isterim.